Gedik Uni TV'de Radyo Gedik olarak bugün İstanbul Gedik Üniversitesi kampüsündeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte 2023'ün nasıl geçtiğini soracağız onlara ve bir yandan da 2024'ten beklentilerini öğreneceğiz. Ve tabii arada kısa kısa kitap, dizi, film önerileri de alacağız kendilerinden. Hadi gelin beraber sohbet edelim. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. İsimlerinizi alalım. İlk baş kimden? Seda ben. Hangi bölüm? Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Başarılar dileriz. Sizin? Özlem, benim de psikoloji. 1. sınıf. Evet, 1. sınıf. Evet arkadaşlar, 2023 sizler için nasıl geçti? İlk önce ondan başlayalım dilerseniz. Güzel bir yıldı. Gedik ailesine katıldım ben. Bu sene başladım üniversiteye. Benim için en önemli... En önemlilerinden biri buraya katılmamdı, Gedik Üniversitesi'nde olmamdı. Böyle güzel geçti. Sizin? Benim için de öyle. Ben 25 yıllık hayalimi gerçekleştirip 25 yıllara verdikten sonra psikoloji bölümüne başladım. Gedik ailesine katılıyor olmak benim için de çok büyük bir şans. Ve arkadaşlarımı çok seviyorum, okulumu çok seviyorum. Her şey çok iyiydi. 2023'ten maksimum verimi aldım düşünüyorum. Şahane. Peki bu yeni başlangıçlar içerisinde eminim ki yeni kitaplara, yeni dizilere, yeni müziklere de yer açmışsınızdır hayatınızda. Önce sizden başlayalım. Mesela hangi kitap aklınızda bu yıla dair? Hangi film, hangi dizi? Bu yıla dair Ahmet Özcan'ın burada, felsefe hocamızın. Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı kitabı. Şu an devam ettiğim, okuduğum bir kitap. Open Hour var. Film olarak onu söyleyebilirim 2023'ten. Bilmem bu şekilde. Peki sizin? Benim derslerle daha haşır neşir olduğum bir süreçti. Psikoloji çok kolay bir bölüm değil takdir edersiniz. Ama hayatımıza bolca felsefe kattık. Kadınların köleleştirilmesi en son. Hepimiz felsefeci olduk. Evet, felsefeci olduk. Yani çok açıkçası film ve onun dışında yeni dizilerle haşır neşir olamam. Tabii yeni bir bölüme başlamanın heyecanı da var değil mi? Uzun aradan sonra. Bir de uzun aradan sonra evet. Olunca. Ama onun dışında her şey yolunda. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O halde 2024 için bir mesaj. 2024 için bu yıl o yıl. Umarım bu kadar iddialı bir mesaj. İddialı mi? Sizin? 2024 talihimin döndüğü yıl. Ben de bu kadar iddialıyım. Hadi bakalım. Aynı fikirdeyiz. Şahane. Hadi yıllar. Teşekkür ederim sizlere de. Sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. İsmail Balı, Yönetim İletişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisi. 2003'lüyüm yani, bu aradım ben. Şahane. Peki nasıl geçti 2023 senesi? Güzel geçti ya. Sonları kariyer anlamında benim için iyi oldu. Ne yaptın? Ne yaptım? Bir şirkete girdim. Güzel bir şirket, içecek firması. Büyük bir firma benim için. Staj mı, çalışma? Staj, ayrıyetlendim. Full time'a yakın çalışıyorum. Çok o yüzden hani kariyerimi belki de orada kuracağım. Bu üniversiteye gel, gelebilmen vakit ayırman da büyük evet, şey değil mi? Şans aslında. Hocalarım sağ olsun. Yani çok destek oluyorlar. Oradan şahane. Yani oluyor. Şahane. Peki 2023'te bu arada bu kariyer anlamında çok geliştiğim zamanlar hangi kitabı okuyabildin? Aklında kalan kitap, film, dizi önerilerin olur mu? Ya film olarak bilmiyorum ya ama 2023'te Oppenheimer'ı çok beğendim. İlk çıktığı zaman gitmiştim. Güzeldi de, bayağı iyiydi de. Güzel. Onun dışında bilmiyorum ya. Aklımda çok büyük bir yer etki yapabilecek bir kalıcı bir şey yoktu sanırsam. Ama Oppenheimer güzeldi değil mi? Bayağı iyiydi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O halde 2024'de mesajını isteyelim senden. Ya, umarım iyi geçer. Umarım herkes için güzel olur. Umarız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba, ismim Ebru. Evet Ebru, 2023 yılı senin için nasıl geçti? Benim için güzel geçti. İlk kez sahneye çıktım, tiyatro oyunları deniyorum. Aa, şahane. Güzel bir deneyimdi. Tiyatro kulübünde üye misin üniversitenin? Hayır, üniversitemizin tiyatro kulübünde üye değilim, dışarıda. Dışarıda çalışıyorsun. Evet. Şahane. Peki hangi oyunlar sahneye çıktın? Nihayet bir oyunda rol aldım. Şahane, ilk oyunun tabii. Evet, ilk oyunumdu ve inanılmaz bir deneyimdi benim için. Dört kadının tek bir kadın hikayesini anlatıyordum. Tek perdelikti o şekilde. Anlaşılan sanatla ilgilisin. Yani ama tabii, evet. Ama tabii bir yandan bu sahne çalışmaları da kolay değildir. Dizi, kitap, film bunlara vakit ayırabildin mi 2023'te? Aklında kalanlar var mı? Yani okuduğum bölümle birlikte tiyatro biraz ağır geldi. Ama onun dışında aklımda kalan kitaplardan bir tanesi Gece Yarısı Kütüphanesi. O kitap yani çok zor bir döneminde, karar verme sürecinde bana bir yol açtı diyebilirim. Çünkü çok fazla hayatın varyasyonlarından bahsediyordu. O açıdan o kitap beni çok etkilemişti. Peki 2024'de mesajın ne olur? Yani 2024'de mesajım... Kendi yaşamın için, dünya için.
Yani dünyadan ziyade umarım... Daha çok kendin için olsun değil mi? Hayır, yani Türkiye için. Biliyorsunuz bu sene bir deprem felaketiyle karşılaştık. Umarım doğal afetlerden uzak, salgınlardan uzak, daha böyle sağlıklı bir yıl olur bizim için. Sağlık, mutluluk, huzur ve akademik başarı istiyorum. Umarız ki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hello. Hello. What's your name? My name is Osiris. Where are you from? I'm come from Burkina Faso and West Africa. Perfect. Your department? I mean international relations. Perfect department. How was your 2023? Oh, well, my 2023 was interesting. Why? Because here, college university, I'm enjoying. So it was my first year. Oh, really? Yes, but I'm the second year. And it was really interesting. I enjoyed it very well. And the people are so friendly here, so great. Do you like Istanbul and also your university? Of course, I like Istanbul. Istanbul is a great place, beautiful place. And I like the people also. People also, it's so enjoyable. That's perfect. Yes. So finally, what's your message to New Year? Oh, for the New Year, I would say that I wish all the best for all the people. I wish it's gonna be a good year. Yes, absolutely. Of course. Full of health, wealth also, because it's also important, you know. Yes, we need this. Yes, and also be happy. Tell to the world to be happy, you know. That's just it. Thank you. Evet, ismini alalım. Öykü. Öykü, 2023 yılı nasıl geçti senin için? Ya 2023'ü özetlemem gerekirse yol derim. Yolda olduğum, yürüdükçe öğrendiğim, öğrendikçe de büyüdüğüm bir yıldı. Bu şekilde özetleyebilirim. Şahane. Peki 2024 yılı için mesajın ne olur? Yine yol olur. Yolda çok daha iyi adımlar atmak olur. O zaman güzel yıllar dileriz sana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, seni tanıyalım. İsmin? Semih ben. Semih, nasıl geçti 2023 yılın? Çok iyi geçti. Harika. Şahane. 2024 mesajın ne olur? Daha iyi geçecek gibi duruyor sanki. Çok teşekkür ederiz. 2023 benim için nasıl geçti? Fazlasıyla biraz buhranlı. Yer yer mutlu. Ama 3. sınıfın verdiği bir ders çalışma rutini var tabii ki. Ondan dolayı biraz da yorucu. Peki 2024'ün nasıl geçmesini istersin? Mesajın ne olur? 2024 en azından daha eğlenceli, daha aktif. Derslerimin daha güzel olduğu belki bir yıl olmasını istiyorum. Tabii yani olursa güzel olur. Şahane olur hem de değil mi? Evet, şahane olur muhakkak. Umarım güzel bir yıl olur senin için. Teşekkür ederiz. Umarım sizin için de. Teşekkür ederim. Sağ olun.